kahretsin ya. Ne yaptıysam olmadı. Tarık'ı Sıla'dan uzaklaştırmanın bir yolunu bulamadım. Hayret bir şey ya. Dağdan gelmiş bağdakini kovuyor. Hayır sen kimsin ki yani? Tarık ne yaparsa yapsın, ne söylerse söylesin, hala benim sözlüm. Ben vazgeçmeden de benden vazgeçemez. Benim de ayrılmaya hiç niyetim yok. Yani Tarık benimle evlenmek zorunda. Meltemciğim, bak ne denediysen olmadı. Sen bu haldeyken bile seni bırakıp Sıla'nın yanına gitti. Evlenmeyi nasıl ikna etmeyi düşünüyorsun Tarık? Öyle bir şey yapacağım ki Buse. Tarık istese de istemese de Sıla'dan vazgeçecek. Benimle evlenmek zorunda kalacak. Nasıl olacakmış o? Yani çok klasik belki ama bizim ilişkimizi kurtaracak bir yol. Eğer işler umduğum gibi giderse Tarık'ın bütün çıkış yolları kapanacak. Düşündüğüm şeyi mi planlıyorsun? Aynen. Tarık yanaşır mı dersin? Zor bence ama sonuçta aklı da kalbi de başka bir kadında. Buse, ne diyorsun sen tatlım? Hı? Ben gayet genç, güzel, alımlı bir kadınım. Biraz da iş ve cilve. Sen merak etme. O iş bende. Her erkeğin zayıf noktasıdır bu. Tarık da bir erkek neticede. Ben de bundan faydalanacağım. Yani bu sefer seçme şansı bırakmayacağım Tarık'a. Emre! Kanamayı durduramıyorum. Hastanın nabzı düşüyor. Hastayı kaybediyoruz. Olamaz. Esin ölmemeli. Maalesef. Sıla, geç otur şuraya. Tarık, niye oturuyoruz? Gel. Gidelim sizinkilere her şeyi anlatalım. Sıla, yeter. Tamam mı? Yapma lütfen. Tarık, niye? Niye yapmayayım? Yani niye bakıyorsun bana öyle? Bir dakika ya. Yoksa sen bana inanmıyor musun? Sıla bak biliyorum. Meltem sana çok kötülük etti. Bizi ayırmak için çok uğraştı. Ama bak bu başka bir şey. Meltem neredeyse canından olacaktı. Bununla ilgilenmek zorundayım. Yani istediğim için değil. Ama vicdanım rahatsız olduğu için bunu yapmak zorundayım. Ve o iyileşene kadar da onunla ilgileneceğim. Tamam biliyorum. Onun yanında olduğum için kıskanıyor olabilirsin. Bunu anlarım. Ama sırf kıskandığın için de Meltem'e olmayacak iftiralar atmana izin vermem. İftira falan atmıyorum ben Tarık. Ben gerçekleri söylüyorum. Gerçek bu. Meltem sırf sen ona geri dön diye bu yalanı uydurdu. Bak, onu o halde ilk ben gördüm, tamam mı? Kucağımda hastaneye ben yetiştirdim. Eli yüzü buz gibiydi. Ölümün kıyısından döndü. Bu intihar oyun falan olamaz. Gerçekten ya sen bunları diyor olamazsın Tarık ya. Sen nasıl bana inanmazsın? Sıla lütfen. Delireceğim ya. Gerçekten delireceğim. Tarık bana bir şey söyle. Sen bana mı inanıyorsun yoksa o kadına mı inanıyorsun? Sıla bak elimde olmadan geriliyorum artık, tamam mı? Meltem'in intihar ettiğini ikimiz de biliyoruz. Lütfen bu konuyu kapatalım. Bu yalanı daha fazla devam ettirme Sıla. Bak seninle böyle konuşmak hiç hoşuma gitmiyor. Lütfen bu konuyu daha fazla uzatma. Demek bana inanmıyorsun ha? Demek bana yalancı diyorsun. Ben de senin beni asla hayal kırıklığına uğratmayacağını sanmıştım. Ama yanılmışım. Asıl sen beni hayal kırıklığına uğrattın. Böyle bir şey senden asla beklemezdim.